Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunan bu devasa çömleği inceliyoruz. Bu çömlek antik Yunanistan'a ait. Yani klasik dönemden çok daha uzun zaman öncesine. Aslında bu kabın şekli sebebiyle bunu isimlendirmek için çömlek anlamına gelen krater kelimesi de kullanılıyor. Bu krater Atina'daki Dipilon mezarlığında bulunmuş. Antik Yunan'daki vazo şeklindeki bu çanaklar genellikle şarap gibi sıvılar için kullanılırken seramikten yapılma bu çanağın son derece farklı bir amaçla kullanıldığını belirtelim. Bu çanak bir mezarı işaretlemek için kullanılmış. Mezarların genellikle mezar taşları ile işaretlendiğini düşünürüz ama Yunanlılar bunun için seramik kaplarda kullanmışlar ve gerçekten de bu kabın altında yatan biri varmış. Çanağın alt kısmının açık olması yukarıdan dökülen sıvılarla altta yatan ölüye bazı adaklar yapıldığını ya da belki de kabın yağmur suyunun mezara ulaşmasını sağladığını gösteriyor. Bu çanağı önemli yapan esas şey üzerindeki süslemeler. Çömleğin hemen hemen her yeri bu süslemelerle kaplı ve süslemeler şeritler halinde düzenlenmiş. Bu çanak antik Yunan'ın oldukça erken bir dönemine ait ve üzerinde bulunan geometrik motifler yüzünden geometrik tarzla ilişkilendiriliyor. Karolar üçgenler, çemberler ve kıvrımlarla dolu. Ayrıca bazı yerlerinde siyah boyayla boyanmış geniş alanlar ve özellikle taban kısmında çizgili bantlar şeklinde uygulanmış farklı bir motif de görülüyor. Şeritlerin bazılarında resimler de var. Bunlara friz deniyor. Buradaki frizlerde geometrik dönemde çok sık rastlanmayan bir şey görüyoruz. Bu çömlekte insan ve hayvan figürleri bir arada kullanılmış. Detaylıca bakarsak bunun bir cenaze töreni sahnesi olduğunu anlamamız mümkün. Üst ortada bulunan şeritteki sahnede bir tabut sehpası, bir cenaze ve cenazenin yan taraflarındaysa kollarını havaya kaldırmış ve yas tutan kadın figürleri görüyoruz. Bazı sanat tarihçileri bu kadın figürlerinin etrafındaki süslemeleri gözyaşı olarak da yorumluyorlar. Cenazenin üzerindeki damalı şekli de, cenazenin görülebilmesi için yukarıya kaldırılmış gibi duran bir tabut kapağı olarak yorumlayanlar olabiliyor. İnsan formlarının çanağın geri kalanını kaplayan geometrik desenler gibi soyut olması çok hoşuma gidiyor. Gövdeler üçgen şeklinde kafalarda merkezlerinde gözler bulunan çemberler olarak resmedilmiş. İnsanların bacakları ise cenaze sehpası ve sandalye bacakları ile aynı şekilde çizilmişler. Bu çömleğe ilk yaklaştığınız anda bir hikaye anlattığını ve üzerinde insan figürleri olduğunu hemen fark etmeyebilirsiniz. Aşağıdaki şeride geçersek orada da askeri bir geçit töreni var. At arabaları, at arabalarını kullananlar, ellerinde kalkan kılıç ve mızraklar olan askerler görüyoruz. Aslına bakarsanız bu askerlerin gövdeleri Yunan kalkanlarının şeklinde resmedilmiş. Atlara baktığımızda Üç at bitişik şekilde çizildiği için biraz garip dursa da önde ve arkada altışar bacağın yan yana olduğu görülüyor. Tabi çizimler derinlik boyutu olmaksızın yapıldığından atlar burada üst üste binmiş gibi gözüküyor. Aslında bu durum resmin tamamı için geçerli. Vazonun yüzeyindeki çizimlerin hepsi dümdüz. Derinlik hissi ya da derinlik hissi yaratmak için uygulanan bir ilüzyon yok. Ama yine de cenaze sahnesine yanında eşi ve çocuğu olan merhumla etraflarında bulunan da yas tutan insanlara bakarak buradan bir yas ve üzüntü duygusu çıkarmamız mümkün. Süslemeler bir sıvı içinde çözdürülen kil partikülleri kullanılarak yapılmış. Yunanlılar o dönemde bugünkü modern seramiklere parlak görünümünü vermek için kullanılan fırınları kullanmıyorlardı. Yani seramiği parlatma yöntemleri farklıydı. Bu çanaklar sırlı çanaklar olarak bilinirler. Bu çanağın muhtemelen bir çömlek tekerleğinde döndürülerek yapıldığını söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle de parçalar halinde yapılmış ve bu parçalar daha sonra birleştirilmiş olmalı. Bu denli büyük bir çanak yapmak büyük bir ustalık ister. Bu aynı zamanda ait olduğu ailenin zenginliğini ve gücünü de temsil ediyor. Şimdi bir düşünsenize, mezarlığa girdiğinizde böyle görkemli bir çömleğin gözünüze takılması ve size Uğruna yapıldığı kişiyi hatırlatması kaçınılmaz olmaz mıydı?